Para Ajans'tan merhabalar efendim. Bugün 18 Eylül 2024 Çarşamba, hafta ortasındayız. Güne yansıyan ekonomi ve finans dünyasına ilişkin önemli gelişmeler var. Aktarmak üzere yine karşınızdayız. Ben Özlem Çamoğlu, paraajans.com.tr internet sitemiz ve Para Ajansı YouTube adresimizle sizlerleyiz. Gündeme yansıyan gelişmelere göz atalım, bakalım neler var. İkinci çeyrek raporları için son 8 gün deniyor. Şirket 2024 yılı ikinci çeyrek raporlarını açıklayacağı tarihi duyurdu. Gelecek rapor olan yatırımcılar ve analistler tarafından heyecanla bekleniyor. Koton'dan bahsediyoruz. Koton Mağazacılık, Tekstil, Sanayi, Ticaret, AŞ 2024 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını 21 Haziran'da açıklamıştı. Şirket yatırımcılara yönelik açıklamasında 1 Nisan 2024 ile 30 Haziran 2024 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını 26 Eylül 2024 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuoyu açıklaması planladığını açıkladı. Koton'un 2024 yılının ikinci çeyrek sonuçlarını kapsayan bu finansal rapor, şirketin yılın ilk yarısındaki performans hakkında önemli ipuçları sunacak. Finansal tablo dönemlerine bakınca birinci çeyrekte açıklanma tarihi 21 Haziran 2024 görünüyor. İkinci çeyrekte ise açıklanma tarihi 26 Eylül 2024. Üçüncü çeyrek ve yıllık finansal rapor tarihleri hakkında da henüz bilgi verilmedi. Halka arz fiyatının altına düştü bu arada Koton. 10 Mayıs 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştı. Son dönemde halka arzları gibi Koton'un da yükselişi uzun sürmedi. Düşüş trendini izlemeye başladı. Hisseler işlem görmeye başladığı günden bu yana eksi %41,95 değer kaybetti ve halka arz fiyatının altına düştü. 30 TL'den halka arz edilen hisseler bugün kapanışını 19,47 ile yaptı. Ve bir diğer haberin başlığı Fitch Ratings'ten Yapı Kredi Yatırıma Kredi Notu, Fitch Değerlendirme Kuruluşu, Türkiye bankalarının kredi notlarını yeniledi. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ için verdiği notlara bakalım. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 17 Eylül 2024 tarihinde yayınladığı raporda Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin kredi notunda önemli değişiklikler yaptı. Şirketin uzun vadeli yabancı para notu B seviyesinden BB- seviyesine çekilirken görünümü ise pozitiften durağan olarak revize edildi. Ayrıca uzun vadeli yerel para notu da B+ seviyesinden BB- seviyesine çekilerek görünümü pozitiften durağan şeklinde güncellendi. Fitch Yapı Kredi Yatırım'ın hissedar destek notunu ise B'den BB- seviyesine çekti. Şirketin güncel değerlendirme notlarında da uzun vadeli yabancı para notunu BB- durağan görünümde, uzun vadeli yerel para notunu BB- durağan görünümde yine görmek mümkün. Yapı Kredi ile ilgili Fitch'in izlenimleri bu şekildeydi. Ve bir diğer haberin başlığı ise dün gelen bilançolar. Mavi'den şaşırtıcı kar 1,5 milyar lira. 17 Eylül tarihinde borsaya birçok şirket bilançosu geldi. Dün itibariyle 11 şirketten finansal tablolarını borsa yatırımcısına açıklayan şirketler var tabii ki. Dün açıklanan bilançolar içinde şaşırtıcı kar rakamları vardı. Özellikle mavi bilançosu oldukça dikkat çekici. Birçok aracı kurumun alt hafızası verdiği mavi hissesinde karlılık geçen yılın aynı dönemine göre %30 artmış. Mavi 2024 yılı 6 aylık bilançosunda 1 milyar 552 milyon 983 bin lira kar rakamı açıkladı. Dün gelen bilançolara bakacak olursak yine beyaz var. Grafiklerle de belirtilmiş aynı zamanda. 2024 bilançosunda yine 85 net dönem karı görülüyor. %8,5 oranla. Yine grafik tasarımlarda detaylandırılmış aynı zamanda. Kodlarına bakacak olursak beyaz flap iş 1 orge diye de devam ediyor. Detayları yine grafikle değerlendirebilirsiniz. Ve %264 kazandıran çimento şirketi Taban, bu şirket günü taban hareketiyle sonlandırdı. Batı Söke Söke Çimento Sanayi AŞ'den bahsediyoruz. Trend hisseler arasında. Şirketi yaptığı yükselişle yatırımcıların yüzünü güldürmeyi başardı. Bir yıl içerisinde %1400 oranında getiri sağlamayı başardı. Ayrıca şirket son 6 ayda ise yükseliş trendine devam etti. %264 oranında bir hareket sağlamayı başardı. Böylece yatırımcısının parasını 3,6 katına çıkardı.
Şirketin bu hareketi yatırımcısında büyük beklentiler yarattı. Bu beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hep birlikte göreceğiz tabii ki. Sonuç gününde de %10 geri çekilmişti şirket. 74,25 TL bandına geriledi. Çimento şirketinden yine taban hareketi de sizlerle paylaşmış olduk böylece. Patron almaya devam ediyor. 13 milyon lotu geçti haberin başlığı. Borsa İstanbul şirketleri geri alım programlarını genellikle borsada hisseye destek amacıyla başlatıyor. Hissenin hak ettiği fiyatta olmadığına inanan patronlar dönüp kendi hisselerini alarak hem yatırımcıya güven veriyor hem de bu alışlarla güçlenen hissenin değer kazanmasıyla para kazanıyor aynı zamanda. Metro Otelcilik hissesindeki patron alışlarını son birkaç gündür arka arkaya yazıyoruz. Takip eden değerli okuyucularımız da hatırlayacaktır. Feriha Bahçıvan'ın kaleminden çıktı bu haberde. Bu hisseyi yazmamızdaki amacımız hissede devam eden ısrarlı patron alışlarına dikkat çekmek. Metro hissesinde şirket tarafından resmen başlatılmış bir pay geri alım programı da ayrıca devam ediyor. Şirketin yönetim kurulu tarafından 16 Temmuz 2024 günü kararlaştırılan pay geri alım programı devam ediyor dedik. Bu program çerçevesinde şirketin borsada işlem gören paylarından 1 milyon 80 bin lot hisse şirketin kendi bütçesinden karşılanmak suretiyle geri alınacak. 5 Eylül yani akşam itibariyle de 830 milyon lot hisse program çerçevesinde borsadan geri alındı şeklinde bir açıklama var. Metro şirketinde büyük ortak BBC Yatırım ve Danışmanlık şirketteki payı ise %15,3. En son 18 Eylül günü patron Erdal Bulut hissede 15,29 ila 15,40 lira fiyat aralığından 100 bin lot daha hisse aldığını açıkladı. Bu son alışta patronun hissedeki toplam payı 13 milyon 367 bin lot oldu. Ve bir kap açıklaması yine mevcut. Yine detaylarıyla sizlerle buluştu paraajansı.com.tr internet sitemizde. Yatırımcıyı perişan eden halka arzdan temettü şoku deniyor. Borsada halka arzlar artık eskisi günlerdeki gibi ilgi gören durumunu kaybetti. Bunda halka arz hisselerinin yatırımcısına yaşattığı büyük kayıpların etkisi var tabii ki. Yatırımcı zarar ettikçe halka arzlara da girmemeye başladı. Ve eski günlerdeki kapış kapış giden halka arz hisseleri artık talep görmüyor. Tabii ki bunun bir sebebi var. Bir adım bile yukarı çıkamayan halka arzlar var. Bu hisselerden biri de Batı Ege Gayrimenkul. Hisse 2023 yılının son günlerinde işleme başladı ve ilk işlem gününde 3,63 lira tavan oldu. Mart ayı ortalarında yani 3 ay içinde %100 primlendi. 6,69 lira zirve fiyatı gören hisse o fiyattan öyle bir hızlı düşüşe geçti ki yatırımcısını sudan çıkmış balığa çevirdi. 5 gün içinde 4 lira fiyat kadar düşen hisse zarar kapatmak isteyen yatırımcısına fırsat da vermedi. Sonraki günlerde tepki alışlara gelen tahta maalesef tutunamadı ve hisse 3 lira halka arz fiyatına kadar düştü. Bugünlerde 3,10 lira fiyatlarda tutunmaya çalışan hisseden Sadık yatırımcısına bir kötü haber daha geldi. Şirket son yönetim kurulunda 2024 yılı için temettü dağıtmama kararı aldı. Bakalım nasıl ilerleyecek süreç, takip ederiz yine sizler için. Ve borsanın çelik devi dev yatırımını tamamladı. Bu kez de Arçelik'ten bahsediyoruz. Arçelik tarafından 18 Eylül 2024 tarihinde yani bugün itibariyle bir kamuoyu aydınlatma platformuna bildiri yapıldı. Mısır fabrika açılışı hakkında açıklama yapılmıştı. Açıklamada Arçelik'in global büyüme vizyonu çerçevesinde yatırım süreci hakkındaki bilgileri şirketin geçmiş faaliyet raporlarında açıklanan ve 2022 yılında temelleri atılarak 110 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Mısır'da bulunan fabrikanın açılışının gerçekleştiriciliği belirtildi. İlk etapta buzdolabı ve fırın üretimi yapılacak fabrikada. Gelecekte diğer ev aletleri kategorilerinin de üretilmesi planlanıyor. 70 bin metrekare kapalı alanla birlikte fabrikanın toplam alanı 114 bin metrekare. Üretimin tam kapasiteyle çalışması durumunda yaklaşık 2000 kişilik bir istihdam yaratılması öngörülüyor. Yıllık üretim miktarının da 1,5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Yine bir şirketin kap açıklaması var Arçelik için. Mısır'daki yatırımlarla tabii ki Türk şirketleri büyüdükçe ekonomimiz, borsamız da doğrudan, dolaylı yoldan da büyümüş oluyor. Yatırımcıların da lehine sonuçlar doğurabiliyor. Paraajansı.com.tr internet sitemiz, Paraajansı YouTube adresimiz. Sizleri güncel gelişmelerden haberdar ediyoruz.
hisse senetlerinden şirket haberlerine, yatırım tavsiyelerine, editörlerimizin araştırarak sizlerle buluşturduğu haberleri naçizane bize seslendiriyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.